Nar suyunda da var polifenoller. Nar çekirdeğinin yağında da var polifenol. Mantara karşı. Bağırsak mantarı. Şimdi kişi kimyasal ilaç kullandı. Faydalı bakteri yok oldu. Mantar türedi. Mantar ne yapıyor? Mantarlar zehirli gazlar, zehirli alkoller, hormonsu maddeler üretir. Bunlar bağırsakları yakar, kavurur. Bağırsak kendini korumak için yağlanır, yağlanır, yağlanır. Yağlanırsa ne olur? Yağlandığı zaman bağırsaklar enzim azalır, histamin yükselir. Histamini minimum seviyeye çekecek bir şey yok. Ne oldu? Sürekli histaminin yükselmesi kişi de polen alerjisi, besin alerjisi, alerjik astım, atopik eksem, kurdeşen, sedef, seborek eksem gibi birçok alerjik hastalıklar, cilt hastalıkları ve tedavi edilmediğinde panik atak, depresyon vesaire birçok hastalığı tetikler. Bu nedenle mantarı yok etmeden, bağırsakları tedavi etmeden, karaciğeri tedavi etmeden alerjik hastalıklar, cilt hastalıkları, psikolojik rahatsızlıkları tedavi edemezsiniz. Hepsi buraya bağlı. Bu nedir? Nar çekirdeği yağ kökten rahatsızları çözür. Evet. Yani bununla ilgili güzel çalışmalar var. Mantarların çoğalması ve mantarların üretmiş olduğu toksik maddeler insan bünyesindeki bütün hormon dengelerini bozuyor. Bağırsak kanserine de sebep oluyor o zaman. Tabii, değil mi? Yani kabızlık zamanla buradaki kokuşma kalın bağırsak kanserine sebep olur. Mesela prostatta redüktaz ve aromataz isimli enzimleri frenlemediğiniz zaman ne olur? Prostat kanserine dönüşür. Yani kanseri tetikleyen bugün günümüzde yapılan araştırmalar, çalışmalar sonucunda birçok kanser türünü kandida mantarının tetiklediği biliniyor. Bununla ilgili Doktor Simoncini klinik araştırmalar yapmış 30 yıl. Yapmış olduğu araştırmalarda kanserin sebebinin mantardan kaynaklandığını belgelemiştir. Klinik araştırmaları yani 30 yıllık çalışmanın sonucu. Mantar birçok kanser türünü tetikliyor. Bazı kanser türlerinin ise mesela lenf kanserinde, lenfomda EBV virüsü tetikliyor. O da çok terörist başı gibi bir virüs. Bütün diğer bakteri, virüs ve mantarları komuta edebiliyor. Onları kontrolünü alabiliyor. Akıllı bir virüs. Kanserin her türünde bu nar çekirdeği yağı ve nar ekstraktı çok çok etkili. Çünkü birleşimindeki etken maddeler mantarı yok edici özelliklere sahip. Polifenoller ve punikik asit. Punikik asite diğer bir adıyla omega 5 de diyebiliriz. Omega 5. Pek bilinmeyen bir omega türü. Bunlar çok aktif. Zararlı bakteri, virüs ve mantarlara karşı bağışıklık sistemini güçlendiriyor, harekete geçiriyor.